Sevgili arkadaşlar, hepiniz oyuncu için günün hoş geldiniz. Süpermarketimizin yeni bölümüyle karşınızdayız efendim. Bismillahirrahmanirrahim deyip dükkanımızı açıyoruz. Çalışanımızı selamlıyoruz. Sözü Ayşura İze veriyoruz. Aşkım hoş geldin. Aşkım hoş buldum. Bu dükkan benim çok hoşuma gidiyor ama raf sayısı ve ürün sayısı çok az. Bugün ürün sayısında öyle bir değişiklik yap ki artık çikolata mıdır? Ne bileyim, ıvır zıvır şeyler de alalım ya. Alacağız şey, gülüm. Ama bunu yapabilmemiz için öncelikle arkadaşlar bankaya bulaşmamız gerekiyor. Hiç huyum değil de kredi çekmek ama ya Allah bismillah diyoruz, krediyi alıyoruz. 2000 TL geldi. Keşke almasaydın aşkım. Krediyi nasıl ödeyeceğiz? Aldık bile gülüm. Sen bana güven. Ben bu krediyi de öderim, bu dükkanı da büyütürüm. Şimdi büyütmeye geliyoruz. 1300 liraya arkadaşlar alanımızı şöyle bir büyütelim. Neresi açıldı gülüm şimdi? Anlamadım. Ay, arka taraf açıldı. Oy. Abicim kusura bakma lan, tam ürün alırken şunu şuraya koyalım. Şu dükkana sağlam bir çeki düzen vermemiz gerekiyor gülüm benim. Şunu da şuraya yerleştir. Lan sığ işte be. Neyse, buraya dolap molap koyarız. Sığar da diğer dolapları şey yapsan sığabilir. Ayarlayacağım. Sen bana güven. Çok güzel, ferah bir hale geldi dükkanımız. Şimdi geliyoruz buraya kankiler. Lisanslara tıklıyoruz. Artık şu gazlı içeceklerin kilidini açmamız gerek. Aldım. Başka açılıyor mu aşkım? Çikolata falan. Onları da aç. Onları da açacağım. Rahat ol. Gazlı içecek. Şunların bir siparişini verin ben. 2. Süt altılı paket diyor. Bunu da alalım. Elma suyu, portakal suyu. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir parti alalım ki bakalım satılıyor mu satılmıyor mu. Ona göre devamını söyleriz abicim. Hoş geldin. Dolap al aşkım. Doğru, bizim dolaba da ihtiyacımız var. Arkadaşlar şöyle ikili dolaptan alıyorum. 375 lira. Yandık. Paralar gidiyor. Uy. Gitti bile paralar. Bunu var ya, şuraya yerleştirirsem çok güzel olacaktı. Sığ be kardeşim ya. Bu acaba biraz daha sağ tarafa gelse. Tamam. Bunu mükemmel. Da şuraya. Vallahi arkadaşlar sığdıracağım herhalde. Aşkım var ya, bu dizayn işlerinden anlıyorsun ha. Anlarım artık. Tabii canım benim. Benim dedem eski iç mimar. Sen bilmiyor musun bunu? Dolapları nereye koyacağız? Cam kenarına mı? Dolaplar şöyle kalsa daha iyi olmaz mı? Oraya değil de duvara doğru çek aşkım. Camı kapatmasın. Niye gülüm, kapatsın böyle. Bul böyle boydan boya dizeceğiz arkadaşlar. Tamam. Ben bir raf daha söylüyorum. Bu arada ürünleri de dizseydin ya keşke. Bir dolap daha söyleyip dizeceğim gülüm. Bozulmaz ürünler, sen merak etme. Marketin ilk halini hatırlıyorum. Bakkaldı resmen, küçücük. Ya ne sandın reis? Ne sandın? Sen anlıyorsun bu işten ha. Bir market açmamız yok mu ileride? İnşallah. Şu sağ tarafa da bir iki dolap yerleştiririz arkadaşlar. Şimdi geldik meyve suyularımızı falan dizmeye. Bunların fiyatını da düzenli yap aşkım. Sığmayacak bak, onu al oradan. Tamam. Burası doldu. Demek ki bir kutu meyve suyu iki tane tezgaha dolduruyor. Koyduğunun direkt fiyatını belirle ki alsınlar direkt aşkım. Ya fiyatı aslında o kadar arttırmaya gerek yok. Ne yapacağım, bedavaya vermeyeceksin herhalde. Hayır, piyasa fiyatı neyse ona vereceğim arkadaşlar. Vay vay vay, alıyorlar, para belirlemedik. Bu durun neydi durun. Kola lan? Bu iki kolanın şekli niye farklı? Farklı bir kola demek ki marka. Şu sütlerimizi diziyoruz. Bu buraya yerleşmiyor. Bu nereye yerleşiyor? Aa, bu derin dondurucuya gidiyor. Kutulu süt olduğu Hacım, için. Hacım sen ne aldın Allah aşkına? Derin dondurucumuz yok ki bizim. Dur şimdi onu da alacağım. Bu köşeye de onu koyarsın, süper olur ha. Bunların hemencik fiyatlarını belirliyoruz. Fiyatı 3 olsun. Bunun fiyatı da 3 olsun. 85 kuruşa aldı az önce abla onu. 2,5'a da bunu koyalım. Bunu da 3'e koyduk mu tam tıkır kuru bakır. Oğlum bak, kolanın kapağını getirirlerse, bedava çıktı derlerse, nereden aldıysan oraya götür de. Bizden aldılarsa da başka yere götürsünler. Boşver, verme kimseye bedava kola. Sen çok fenasın aşkım ha. Öyle gülüm, ne sandın? Şimdi küçük deprofi dondurucu. Bundan bir tane alalım, hiç yokmuş. Kenarda bulunsun. Dondurma almıyor mu peki? Gülüm onların lisansını falan hep açmamız gerek. Bunu buraya... Aa, nasıl yerleşmiyor? Neden? Ha, bunu tezgaha koymamız lazım gülüm. Boşuna mı aldık dondurucuyu? Arkadaşlar dükkan çok güzel olmadı mı? Süper oldu aşkım. Şesu senin için çok mu pahalı? Git başka yerden alırım o. Al ablacığım, al bak, meyve suları çok güzel. Vallahi bizim kasiyer çok yavaş çalışıyor gülüm. Benim bir tane daha kasa almam lazım. Haydi Kemal. Haydi aslanım benim. Ulan kel, cebeme bir şey indirmedin değil mi? Sen birazcık eşkal bir tipe benziyorsun ama neyse. Sakız attı derdim de sakızımız da yok ki aşkım bizim. Hepsinin kilidini açacağız da. Kemal'cim hızlı bir al ama ha. Mesai bitti oğlum. Koyu kahve bulamadım. Ablacığım yarın inşallah toptancayı da alacağız. Oy, bu ne alışveriş yapmış gülüm. Buradan var ya rekor gelir, ben sana diyeyim. 34-41 rekor gelmedi, 48.
Rekorumuz kaçtı bizim aşkım? 55 mi? Aa 55-60 gibi bir şeydi ve... Fıstık ezmesi de bulamamışlar. Kahve günü de bitirdik. Hepsini alacağız. Rahat ol gülüm. Önce bir dükkanı açmakla işe başlayalım. Kemal'cim günaydın. Ben bence ilk toptancıya giriyorum. Bunların siparişini bir verim ben. Oha ne oluyor be? Şu dolapları da doldururum da gülüm kafamız rahat etsin. Bir daha uğraşmayalım. Farklı bir şey aldın değil mi? Yani soda, kola. Ya almıştım bu koladan yine mi aldın? Ya gülüm dolap boşluğu kalsın gözünü sevdiğim. Yani bizim marketimize gelen arkadaşlar arayıp da bulamayacağı hiçbir şey olmayacak. Her şey var. Maşallah. Kola doldurdum her yeri maşallah. Arkadaşlar ne oluyor tezgahlar yine boşalmış ya. Ben böyle boş rafları gördüm mü canım sıkılıyor gülüm. Her şeyden bir tane söyleyelim mi ne diyorsun? Aşkım şimdi söyleyeceklerimden söyle bence. Bir, ekmek iki, söyle. 3. Rahat ol gülüm hepsinden tek tek birer tane söyleyeyim. Stokta bulunsun. 9. Fıstık ezmesiyle kahvemiz ve çayımız çok az. Tamam. Sütten sonra devam edeceğiz gülüm. Önce bunların bir siparişini tamamlayayım. Oha lan yumurta yoldurdu. Eşşoğla eşek be nezdi. Ezdi. Neyse yumurtalar bir şey olmadı. Kırılmış. Arkadaşlar biz bunları hızlıca tezgaha diziyoruz. Hemen geliyoruz bekleyin. Bunları da dizdik. Hala raflar boş. Şimdi nerede kalmıştık? Yumurtadan mı kalmıştık? Sütte kalmıştık aşkım. Fıstık ezmesini iki tane alırsan sevinirim. Hiç yok çünkü. Siyah çay, fıstık ezmesi tamam. Bundan bir tane daha ekle. Kaç oldu? Un, zeytinyağı, spagetti makarna, pirinç, tuz. Tuz al. Al bir tane. Hadi lan öyle. Dolu gözüksün ya. Tamam. Şimdi hiçbir eksiğimiz kalmadı var ya tam doldu. Maşallah de maşallah gülüm nazar değmesin. İşte aradığım görsel bu arkadaşlar. Dışarıdaki marketlere ineceklerine, bakkallara ineceklerine bizim dükkanımıza gelsinler ya. Her şey bizde mevcut çünkü. Patron çıldırdı birazdan arkadaşlar bütün ürünlerde %20 indirime gideceğim. Saçmalama batarız. Bir de kredi çektik var ya tam batarız. Paraya baksana sen paramız kalmamış söyleyemezsin hiçbir şeyde. Ya bu ışıklandırma niye böyle? Benim acili buraya ışıklandırmam lazım böyle olmuyor. Bir, iki tane spot ışığı alalım. Aydınlatma önemli. Bir müşterinin içeride böyle huzur içinde hissetmesi lazım kendisini arkadaşlar. Ortaya da koy aşkım yetmedi bence bu ışık. Alacağım bir tane daha gülüm. Mesela yarın gülüm çikolatanın kekin falan kilidini açacağım. Lisansını alacağım ondan sonra ne diyor? Bu kasalar benim için çok mu pahalı? Ne pahalı ya ablacığım? Tüm kasalar dolu diyor aşkım. Süt bulamadın abi süt var işte burada sen iyi misin? Kemal'cim hadi aslanım birazcık daha seri çalış. İnsanları bekletme evlerine geç kalır abi sen nereye bakıyorsun? Şu teyzeye birisi sırasını verebilir mi abiler kardeşler? Kadıncağız bekliyor burada günahtır be. Aşkım bir raflara bak bakayım uzaktan boş kalan yer var mı? Hemen bakıyorum var tabii gülüm ya. Dolduramıyoruz ki buraları. Harbiden var ya dolduramıyoruz ve bizim bir tane daha kasa ve kasiyere ihtiyacımız var. Çok sıra oluyor. Ayarlayacağım. Şu bazıları müşterileri... gidiyor aşkım. Bir yollayalım bunları ben ayar çekeceğim. Kemal'cim bak maaşına zam yapacağım oğlum biraz daha hızlı çalış. Ne yapmışsın ya sen böyle? Oo. Bu abla ne kadarlık alışveriş yapmış merak ettim. Az 29 lira. Lan o kadar ürün almış biz çok mu ucuza koyuyoruz? Bir teyzeye indirim yap Kemal. Kartı varsa bizim süpermarketimizin kartı var tamam mı? Bu kartı kullanırsanız %10 indirim tüm ürünlerde. Evet böylelikle son müşterimizi de uğurluyoruz alkışlarla yeni güne geçiyoruz. Rekor bu adamdaydı fark ettin mi? Doğru bir 60 liralık falan. Ne diyor panzati makarna da yükseliş var. Gülüm panzati makarna nerede? Aşkım var bizde var. Aha burada. Bu. 3 lira 3,5 yapalım biz de bunu. Şimdi 535 lira paramız var. Yeni ürünlerin lisansını açabiliyor muyuz? Sen bencecik bakıyorum. Evet. Açamıyoruz. 15 lira daha eksiğimiz var. Bence bir kredi daha çekebiliriz yavrum. 750 TL olan. Gülüm sen direkt beklemeye gerek yok. Batırmanın peşindesin ama hadi bakalım. Yok aşkım batmayacak. Sen bana güven ya. Ben normalde krediye karşıyım biliyorsun. Aldım vallahi. Haydi bismillah. Keklerin kilidini açtık kankiler. Bon kek mi? 735 liramız var. 1, 2, 3, şekerleme, mısır gevreği, çikolata bar, yoğurt. Alacağım. Ama yavrum, önce şunları bir alalım. Birer tane söyle. Evet birer tane söyledim zaten. Tamam. Oo bu marshmallow değil mi? Evet. Vay kamiller. Şimdi görsen. Artık çocuklarınız için de bir şey arayabilirsiniz. Yoğurt bunu öyle. Dondurucuya yerleştirmemiz gerekiyor. Öyle buraya konulmuyor. Dolaba buraya konuyor koyalım. Bence. Ama fiyatlarını belirlemedim. Yandık. Çabuk belirle. Çabuk çabuk. Her şeyi bırak bunları belirle. Kardeşim senin fiyatın 2,5 olsun. Marshmallow'un fiyatı da 4,5 olsun.
Yo yo, ben çok pahalı reis. Gözünü seveyim, sen de milleti dolandırmanın peşindesin he. E ne yapalım, biz de pahalıya alıyoruz. Hiç kar elde etmeyelim mi? Yeni mısır gevreklerimiz gelmiştir efendim. Alma. Alma onun fiyatını belirlemedim daha. 5.62 mi? 6 hemen yapılır. Hemen onu alıyor. Bunu da bencilik çöpe atıyoruz. Neyle bu elimdeki? Çikolata mı? Bu zengin çikolata sen şu. Oy bak kaç para? Ulan 3.92 ne? 4 liraya koyalım bari. Çakma. Ulan bir çikolata. Bu neymiş? Kek. Keki üzümlü. De şöyle yerleştirelim. Üzümlü kekim Ayşe. 5 liraya bunu koyduk. Aşkım ben bir tane çikolatanım senin. Hem acı hem tatlı. Bunu da arkadaşlar şuraya yerleştirelim. Bu dandik kek ya. En ucuz ürünümüz bu olabilir arkadaşlar. 2.20'ye de bunu koyduk. Güzel ilerliyoruz. Ne alacağız dedik gülüm? Kasa mı alalım bir tane daha? Bir tane daha kasa alalım yavrum. Bak temizlik ürünleri fena olabiliriz gülüm. Bunlar çok pahalıdır. Ama kasiyer şu an çok zorlanıyor. Aldım. Cidden aldım. Yandık. Yanmadık. Rahat tut. Al o zaman. Para arkadaşlar temizlik ürünlerinde. Bunu al. 2, 3 hepsinden birer tane aldım. Ama bunları o ürünlerin arasına dizemeyeceksin. Biliyorsun değil mi yiyeceklerin? Ayrı bir raf alanı olması lazım temizlik için. Doğru söylüyorsun da paramız yok. Yandık. Nereye koyacaksın? Kredi de çekemiyoruz. Çok güzel. Ben sana alma dedim. Söz dinlemiyorsun ki. Kemal'cim biraz daha hızlı çalışasınım benim. Haydi bakayım fıstık ezmesi benim için pahalı diyor. Hem bence şunu fiyatına bir düşürelim arkadaşlar. Müşteri lazım. 5.50. Fıstık ezmemizde indirim vardır. Saygıdeğer halkımız. Haydi gelin gelin. Tüm ürünlerde indirime gittik. Kimse gelmiyor şu. Yandık. 127 oh. Lira para var. Buyurun efendim buyurun buyurun. Rahat ol gülüm ya, sıfırdan tekrardan zirveye çıkacağız, sen bana güven, şunu da atalım. Raf kaç para? Rafımız 200 lira. Dondurucu satılıyorsa sat, dondurucu şu an işimize yaramıyor. Bunu harbiden satamıyor muyuz ya? Bence satabilirsin. Nereye satacağız bunu? Abla dondurucuya ihtiyacın var mı bak, boşuna aldık sıfır he. Bilgisayardan bakman lazım buna. Neyse gülüm kalsın ya. Aha da reis, ben temizlik ürünlerinin hepsini aldım. Vallahi yerleştiriyorum buraya. Aa direkt dolduruyor rafı. Neyse. Aa, yemeklerin peçete... içine peçete. Fiyatını bir belirleyeyim de önce. 15 lira mı? Sen ne diyorsun? Gülüm bunları bizi zengin eder. Sen rahat ol. Zengin eder de yemeklerin arasında hiç olmadı. Şampuan bir şey da olmaz, koydum bir şey olmaz. Bak neyli şampuan bu. Portakallı şampuan 6 liraymış. 7'ye koydum canım. Bunu da buraya dizelim. Ne gülüm bunun ismi? Allah aşkına biliyor musun? Bakalım ev hanımı olur mu senden? Bu bulaşık şeysi olabilir. Ne bulaşık şeysi gülüm? Çamaşır deterjanı içine döküyorsun ya. Ben bile biliyorum ya. Ne alaka? Ne biçim marka? Ben bundan kullanmıyorum. Bilmiyorum. Allah Allah. Andiko marka almışsın. Cam sil, cam sil. Fıs fıs değil o. Oho 20 liraymış reis. 21, 21 koy koy koy. Ne içiyorsun? Cam sil mi içiyorsun? Bunu da buraya yerleştir. Yeni gel la bu cam siller. Kaç be lan, ucuzmuş be bu, 3 liraymış. Bunu da koyduk. Vallahi var ya, kimyasal bir ürün geldi. Bunu buraya yerleştir. Fiyatını da 5 lira yap. Bir daha o ucuz olan cam silden alma aşkım. Almayacağım gülüm zaten. Bu ne? Da... Sıvı sabun. Sıvı sabun da pahalı olabilir bu arada. Bakayım bir fiyatına. Zannetmiyorum. 2 lira ne ya? Almaya değmez. Şunları paralarına göre al. Bence bu saatten sonra temizlik ürünü alacaksak peçete... Ve şu deterjandan aldım. Ya Kemal vallahi bak, müşterilerin hepsini bekletiyorsun burada, benim canımı sıkıyorsun. Arkadaşlar patronun illa iş başım yapması gerek. Ben anlamıyorum ki gülüm, kasa alıyorum ben bir tane daha. Al aşkım, ve başında da sen dur, görsün şu Kemal de işleri. Kemal şimdi iyi seyret. Abini, ustanı, patronunu nasıl koyayım gülüm sence kasayı? Aşkım L gibi koyacaksın. Aynen öyle, diğeriyle birleştir. Öyle birazcık mi? Birazcık. Aynen biraz daha yukarı, yukarı, yukarı. Ha, aynen, aynen aşkım. İşte bu ya efendim, bu saatten sonra bu kasamızdan da hizmet veriyoruz. Buyurun efendim. İlk müşterimiz sizsiniz. Kemal bak, tren hızlı hızlı zırt gönderdi. Para üstünü eksik vermeyi unutma. Vallahi sen daha hızlısın. Ablacığım bu taraftan alalım. Abicim hoş geldin. Oh oh oh, ne kadar para üstü. Sıfır, tam para veriyorlar ya. Gazlı içecek beybice çok pahalı. Hanımefendi siz yeter alma isteyin. Alma o zaman ya. Hemen indirime gidiyoruz. 2 lira 60. Gelirse 2 liraya olur mu ya? Zaten 3 liraya alıyorduk. Hanımefendi için her şey feda olsun. Hanımefendi için her şey feda mı olsun? Teyzeciğim şu yumurtaları alabilir miyim? Az lazım da. Ne vallahi hepsini kullanmayacağım. 5 tanesi yeter. Bak bombon şekerleme bulamamış. Şekerlemeleri hemen sipariş edeceğim. 60 cent. 50-60 gönder.
393 lira paramız oldu. 422 artıyor maşallah arkadaşlar. Bu bölüm neler yaptık? Hemen Ayşe Reis kısaca bir özet geçsin bizlere. Bu bölüm ilk olarak marketimize... Ne oldu? Para bozdurmaya gelmiş. Şimdi ben sana... Ya bir tane kola alıyorsun. 50, 70, 90, 95, 6, 7. Ben sana bunların hepsini 1 cent olarak vermez miyim? Ben seni para sayfamı dinleyeceğim aşkım. Bak 1 cent olarak veriyorum. Sinir oldum arkadaşlar. Allah'ım yarabbim. Kankiler bu bölüm fazla verdim bu arada. Bu bölüm dükkanımızı büyüttük. Bir sürü raf, bir sürü dolap aldık. 2 tane lisans açtık. Bunlar temizlik ürünleri, gazlı içecekler. Değil mi aşkım? Yo, 3 tane lisans açtık. Bir de kek. Tabii tabii. Kekler. Bilmiyorum. Ben şimdi buradan birazcık temizlik ürünü sipariş etmem gerekiyor. Peçete et. Bunu da tam. Yani bu bölüm bayağı bir şey yaptık. 2 tane kredi çektik. Borçluyuz kankiler. Yaklaşık 3000 civarı. Vallahi gelecek bölüm batabiliriz. Allah sonumuzu hayretsin. Harbiden biz bu borcu nasıl ödeyeceğiz onu da bilmiyorum kankiler. O yüzden bu oyunun devamını istiyorsanız ne yapsın kankiler? Battığımızı görmek istiyorsanız kankiler. Bu ürünler elimizde patlayacak büyük ihtimalle. Yapma dediğim, alma dediğim her şeyden 5-6 tane aldı kendileri. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz baktığımızı öyle dediğine bakmayın. Benim adım Geblo ise ben bu dükkanı şaha kaldıracağım. Hadi bakalım kankiler isterse biz de videosunu çekeriz. Bu videomuzu da beğendiyseniz kankiler like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyun zormuş kankiler. Biz de zoru severiz. Haydi görüşürüz. Ben de müşterilerle ilgilenmeye gidiyorum. Geldim efendim. Geldim.